Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün açık havaya çıktık sizlerle birlikte ve elimde görmüş olduğunuz cep telefonu Redmi Note 7'nin kamera özelliklerini bu güzel parkta hep beraber bakacağız. Bakalım Redmi Note 7'nin kamerası bizlere neler sunuyor? Hep beraber izleyelim. Geçtiğimiz günlerde test merkezimize gelen Xiaomi'nin alt markası olan Redmi Note 7'de arka yüzde ikili bir kamera sistemi bulunuyor. Bu kameradan bir tanesi 48 megapiksellik ki biliyorsunuz Sony'nin IMX586 sensörünü kullanan ana kamera iken ikinci kamera ise 5 megapiksellik alan derinliği kamerası. Ön tarafta ise 13 megapiksellik bir kamera bizi karşılıyor. Ana kamera Full HD 120 FPS'ye kadar video çekerken ön kamera ise yine Full HD 30 FPS'ye kadar video kayıt yapabiliyor. Bu arada ana kameranın AES adı verilen yani Electronic Image Stabilization yani titreşim engelleme özelliğinin bulunduğunu da belirtelim. Bu da özellikle videolarda işimizin bir tık daha kolay olduğu anlamına geliyor. Peki Mi Note 7'nin kamerası bizlere neler sunuyor? Giriş seviyesinin bir tık üstü bir telefon var karşımızda. Biliyorsunuz bu telefonun fiyatı yaklaşık 2500 TL civarında. En azından biz bu incelemeyi yaptığımız tarihte o şekilde bir rakam söz konusuydu. Fena bir kamera arayüzü yok. Kamera arayüzüne girdiğimizde aslında standart olarak cep telefonlarında karşımıza çıkan bir kamera menüsü bizleri karşılıyor. Daha önce Xiaomi marka bir cep telefonu kullandıysanız da bu kamera menüsünün size yakın ve aşina geleceğini de söyleyebiliyorum. Mi Note 7'nin kamera menüsüne bakacak olursak ilk etapta karşımıza fotoğraf menüsü çıkıyor. Buradan daha sonra hemen yanında portre modu var. Biliyorsunuz az önce söylemiştik arka tarafta ikili bir kamera sistemimiz var. Bu bakımdan geniş açıda optik zoom arıyorsanız bu üründe bulunmadığını belirtelim ama ikinci kamera alan derinliği kamerası. O yüzden de portre modumuz var. Gece modumuz da var. Özellikle gece çekimlerinde iyi sonuç almak istiyorsanız bu modu kullanmanızı öneriyorum. Biz yaptığımız denemelerde fena sonuçlar da almadık onu da söyleyeyim. Epey güzel fotoğraflar çekiyor gece modunda da ama tabii ki çok daha pahalı bir cep telefonu kadar da iyi sonuç vermediğini de belirtmiş olalım. Kare modumuz var. Özellikle bu Instagramerların çok hoşuna gidecek bir özellik olduğunu söyleyeyim. Kare şeklinde fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Panorama modu var. Standart olarak aslında birçok telefonda bulunan bir özellik zaten bu. Ve bir de Pro modumuz var. Bu arada Pro moduna girdiğimizde belki fark ettiniz, belki fark edilmiyor ama üst tarafta 48 megapiksellik bir çözünürlük logosu çıkıyor. İsterseniz buraya dokunduğunuzda cep telefonu 48 megapiksellik fotoğraf çekmeye başlıyor. Normalde 12 megapiksel çekiyor biliyorsunuz. Sony'nin IMX586 sensörü 12 megapiksellik bir sensör. Bunu 4 ile çarpıp 48 megapiksele yükseltiyor. Ama bu böyle bir interpolasyon kadar kötü olmuyor. Fakat gerçek 48 megapiksel gibi de olmadığını belirtelim ama alınan sonuçlara fena olmadığını söyleyeceğim. Hatta bu videonun içinde biz örnek fotoğraflar da koyacağız. Ve yine örnek fotoğrafları da bu şu anda çektiğimiz fotoğrafları da yine size yüksek çözünürlüklü bir galeri olarak da açıklama kısmında sizlerle paylaşacağımızı belirteyim. Pro moduna geldiğimizde bazı ayarları kendiniz yapabiliyorsunuz. Beyaz ayarı, işte diyafram ayarı, shutter dediğimiz enstantane ayarı ve ISO ayarını kendiniz yapabiliyorsunuz. Bu arada farklı renk efektlerinin de şuradan şu üst tarafta şu 48 megapikseli kapatmamız gerekecek herhalde. Evet. Üst tarafta bizleri karşıladığını da belirtmiş olalım. Şöyle bastığımızda burada çeşitli renk efektlerini de görebiliyorsunuz. Canlı, film, açık, işte latte, güneş vesaire gibi renk efektlerinde yine Pro modunda da kullanabiliyorsunuz. Öte yandan farklı seçeneklere bakalım isterseniz biraz daha.
bu çekim modları dışında ne var? Video modumuz var. Az önce söylemiştik. Bir de kısa video var. Bu da 15 saniyelik video çekmenizi sağlıyor. Bu da güzel olmuş. Bu da Instagram için tasarlanmış bir şey. Biliyorsunuz 15 saniye kadar kayıt yapabiliyorsunuz. Buna bastığınızda 15 saniyeden geri sayılmış şekilde bir video çekmeye başlıyorsunuz. Bu da bu şekilde kullanılan bir özellik. Peki ayarlara bakalım biraz isterseniz. Kamera ayarlarında konum bilgilerimi kaydetme, kamera sesini açıp kapatma gibi fonksiyonlarımız var. Video kodlayıcının nasıl olacağını söylüyorsunuz. Bu arada videonun çözünürlüğünün işte hani 120 FPS ya da işte FPS 720'de yine 120 FPS olmasını sağlıyorsunuz. Çeşitli ayarları da yine buradan yapabiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. Fotoğraf modundaki kamera ayarlarımıza isterseniz bir kez daha bakalım. Burada zamanlayıcı var. Bir güzelleştirme var. Google Lens kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli bir özellik biliyorsunuz. Google Lens ile çektiğiniz fotoğrafın özelliklerini İnternet üzerinden araştırma yapabiliyorsunuz. Bu da size ekstra bir fonksiyon sağlamış oluyor. HDR modumuz var. Otomatik kapalı ve açık şeklinde kullanabiliyoruz. Yine yapay zeka AI kamerası özelliğinde yine burada kullanabiliyorsunuz. Burada bir yapay zeka özelliği var. Çektiğiniz fotoğraflara yapay zeka dokunuşlarıyla fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu da sizin daha iyi fotoğraflar çekmenize makinenin de yardımcı olmasını sağlıyor. Öte yandan fotoğraf tarafında ayarlara bak 48 megapikseli isterseniz normal çekim modunda da kullanabiliyorsunuz. Yani pro moduna girmeden de 48 megapiksel modunu burada aktif hale getirebiliyorsunuz. Ve yine ayarlar kısmında da kamera ile ilgili diğer ayarları da burada görüyorsunuz. Bu arada kameranın çözünürlüğü vesaire buradan ayarlayamıyorsunuz. Yani çerçeve ayarı yapabiliyorsunuz. 16'ya 9'a 4'e 3 veya fotoğraf kalitesinin işte yüksek, standart ve düşük olarak belirleyebiliyorsunuz. Ama hani çözünürlük şu kadar olsun, bu kadar olsun demeniz için ancak 48 diyorsunuz veya 12 olarak standart olarak kendisi yapıyor. Kamera tarafında ise şu anda ekranda ön kamerayı görüyorsunuz. Yine kısa video çekebiliyorsunuz. Yine ön kameradayken video çekebiliyorsunuz. Fotoğraf modumuz mevcut. Hatta burada yüz güzelleştirme, bakın güzellik modumuz var. 5'e kadar güzelleştirme yapabiliyor. Hatta işte birçok özellik var. İnce bir yüz yapabiliyorsunuz. Büyük gözlerinizi büyütebiliyorsunuz. Cildinizin tonunu düzeltebiliyorsunuz. Ve pürüzsüz bir video, yani cildinizin pürüzsüz olmasını da sağlayabiliyorsunuz. Burada farklı farklı seçeneklerin olduğunu size söyleyeyim. Bu da işinize yarayacak bir özellik olarak bize kullanılabiliyor. Portre modu var. Tabii bunu dijital olarak yapıyor. Arka planı flulaştırıyor. Gördüğünüz gibi şu anda ekranda görüyoruz. Bir fotoğraf çekeyim ben şöyle. Evet, çektik. Arka planı soluklaştırıyor ve bulanıklaştırıyor. Gece modu var ama gece moduna geçtiğinizde ön kamera geçmiş oluyor otomatik olarak. Portre modunda ise tekrar bir ön tarafa geri dönecek olursak burada diğer modları da görebiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Bu arada kare modunu mesela ön kamerada da kullanabiliyorsunuz. Şu anda kare modundayız. Panoramayı kullanamıyorsunuz ön tarafta ve pro modunda da yine ön kameranın kullanılamadığını belirtelim. Peki Redmi Note 7'nin kamerası nasıl? Açık havada çekimler yaptık. Ben aynı zamanda gece çekimleri yaptım, video çekimleri yaptım, gece video çektim, ön kamerayı kullandım, arka kamerayı kullandım. Note 7 kendi kategorisini ve fiyat eksenini değerlendirdiğimizde iyi bir kamera. Ben kamera özelliklerini beğendiğimi söyleyebilirim. Gece modu çok çok iyi değil, evet. Ama hani bu kategorideki telefonların gece modları da 3 aşağı 5 yukarı böyle zaten. Çekim tarafında videoda AIS olması, yani imaj titreşim engelleme özelliğinin bulunması güzel bir özellik. Videolarda bu dijital de olsa, bu optik değil bu arada, dijital. Ama dijital de olsa sizlere titreşimsiz videolar çekmenizi bir nebze olsun yardımcı olması açısından güzel bir özellik. Fiyatına göre değerlendirdiğimizde iyi bir kamera var karşımızda. Az önce videonun içinde de söylediğim gibi bu telefonla çektiğimiz fotoğrafların yüksek çözünürlükte hallerini açıklama kısmında sizlerle büyük bir galeri olarak paylaşacağız. Oradan da bakarak siz de kendiniz karar vermiş olursunuz. Ama biz genel olarak fiyatına göre çok başarılı bulduğumuzu söyleyelim. Şimdi gelin hem fotoğraf örneklerini, hem burada çektiklerimizi, hem daha önce çektiklerimizi, hem video örneklerini sırasıyla bir izleyelim. Akabinde videomuzu kapatacağız.
Bu videoyu Redmi Note 7'nin arka kamerasını kullanarak kaydediyorum. Full HD 120 FPS kadar kayıt yapıyor. Şu anda 60 FPS modunda kayıt yapıyoruz. Kapalı bir İstanbul öğleden sonrasındayız. Hafif bir yağmur da var hatta. Şu anda pek geliyor mu bilmiyorum. Ses kaydı da yine kamera tarafından alınıyor. Redmi Note 7'nin ana kamerası da bu şekilde. Bu videoyu Redmi Note 7'nin ön kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. Şu anda İstanbul'da kapalı bir hava var, yağmurlu bir öğleden sonrası gibi, saat 2 gibi filan. Kapalı bir havada ilerliyoruz. Videonun ses kaydı da yine kamera tarafından yapılıyor. İşte Redmi Note 7'nin ön kamera performansı bu şekilde. Evet, sizin de gördüğünüz gibi Redmi Note 7 oldukça güzel bir kameraya sahip. Özellikle 48 megapiksellik sensörlü ana kamerası çok iyi işler çıkartabiliyor. Fiyatına göre değerlendirdiğimizde ise yine fiyatın hakkını fazlasıyla veren bir cep telefonu var karşımızda. Ama her zaman söylediğim gibi son karar yine sizin. Örnek videoları, örnek fotoğrafları ve yüksek çözünürlükte hallerini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Teknoloji Oku, Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube adreslerini takip etmeyi unutmayın. Redmi Note 7 ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.